çok hızlı devam edeceğim. Bir kısmını en son bölümünde Aydın abi değindi. Ben sondan başlıyorum. Malpraktis. Buradaki olay, yaptığınız komplikasyon ayrı tartışılır, yani yapacağımız komplikasyon ayrı tartışılır ama olguların çoğunda tıbbi ihmal olarak kabul edilen eylem, yaralanmayı fark ettikten sonra gösterdiğimiz uygunsuz tedavi yaklaşmıştır. Bundan sorun çıkıyor. Eğer o aşamada kadar geldiğiniz komplikasyon için komplikasyon sayılması bir kişi 3 defa 5 defa yaparsa bu da komplikasyon değil. Bu da bir malpraktistir. Ama bunu genelde komplikasyon olarak kabul etme eğilimi var. Ama bunu fark ettikten sonra yaptığınız eylemde eğer uygunsuzsanız tedavideki ihmal olarak kabul edilip bu malpraktisin ana şeyini oluşturuyor. Neleri yaralıyoruz? 3 alanı yaralıyoruz. Ana sistemi çekerek biraz önce güvenlik korektiktomi anlatıldığı teknikte sorunlar olabilir. Aberan bir dalı göremeyebilirsiniz. Bu da sistemin sağ arka sektörün drenajıyla ilgili bir varyasyonel problem olabilir. Aksesuar olarak ana sistemle bağlantılı ama kese yatağından Ruska ismiyle gelen ana sistemle bağlantılı olduğu için de çok büyük sorun olmadığını düşündüğümüz üçüncü bir dalımız var. Burada genelde pratikte safra kesesi yatağı içinde giderken eğer arteriyel kanama tarzında diseksiyon ve koterle giderken arteriyel tarzda kanamaları kliplemek, durdurmak, koterlemek ihtiyacınız varsa şu anatomik yapıyı unutmayın. Safra kesesi, arterler safra kesesiyle beraber giderler. Eğer bu kadar yoğun klipslemek ya da koterlemek zorunda hissediyorsanız o kese yatağında böyle bir aksesuar safra kanalını açık bırakma riskiniz var. Sağ arka sektör değişik biçimlerde açılabilir. Bunlardan yalnızca iki tanesi bizi ciddi olarak problem yaratıyor. Bir tanesi ciddi olan arka sektörün safra yoluna açılması, pardon sistik kanala açılması. Diğeri de birbirine yakın olarak konverjansın aşağıya gitmesi. Mesela radyolojik olarak da ön arka görüntüsü olmakla beraber birbirine yakın bir sistik ve arka sektör açılışı. Burada 4 slide'dan bir tanesi bu. Bunu canlı transplant sırasında vericideki miskorestik safra kesesini doldurarak yapıyoruz. Sistikten kolanjiyo yapmıyoruz. Ama bir şey göremedik. Yani bir sorun var. Arkalarda dallar var. Safra kesesini kenara aldığımızda arka sektör dalının safra kesesi sistik kanalla son derece yakın olduğunu gördük. Bunun görüntüdeki hali sistik arter, sistik kanal güdüğü, koledok. Burada her zaman sorun olabilecek replace sağ yandan gidiyor ve safra yollarıyla yakın ilişki oluyor. Bu tür anomalilerde arter yaralanmaları da oluyor. Bu da arka sektörün, bakın sistik kanal burada, arka sektör dalı da burada duruyor. Bunu kestiğiniz zaman şuradaki arka sektör dalının ağzı, bunu sağ karaciğere alıp transfer gidebilir ama bu başka bir durumda olsa yani hasta için ciddi bir yaralanma ile karşılaşılabilir. Bu da 3 slide üzerinden. Bu daha dramatik. Bundan nasıl kaçılır bilmiyorum. Yani kaçılamaz diye düşünüyorum. Ne kadar güvenli yapmaya çalışırsak çalışalım. Şurada bir sorun var. Arka sektör dalı bir karışık. Safra kesesini kenara almaya başlıyoruz. Bir sistik kanalın bildiğimiz görüntüsü ama arka sektör ve safra kesesini açığa, tabii açıktayız şu anda. Keseyi aldığımız zaman gördüğümüz şu. Safra kesesi şuradaydı. Bunu aldıktan sonra arka sektör tamamen sistik kanala akıyor. Yani bunu laparoskopik olarak kolestektomi yapmaya kalktığınızda yaralanma şeyi kaçınılmaz. Neyi yaralıyoruz? Yaraladığımız yarın yerin arteriyel konfigürasyonu şeyine, beslenmesine bakalım. Bunu her konuşuyoruz. Total kesi olduğu zaman duk yapalım mı yapmayalım mı konusunun temel olarak anatomik şeyi buna dayanıyor. Her zaman doğru mu? Canlı vericilerle hep soru işareti çıkıyor ama genelde doğru. Üst 1 bölü 3'ü sağ arterden, alt 1 bölü 3'ü gastroödenelden kanlanıyor. Koledo. 3 ve 9. arterlerinin epikoledokal matriksiyle. Şimdi siz çok iyi bir ya da çok şanslısınız. Bu bileşkenin olduğu alandan kestiniz. Total kesi. Ve sonra da duk her iki uçta iyi kanlanıyor. Bu her zaman olmuyor. Yukarıya yakın keserseniz, yukarıya yakın kestiğiniz zaman üst taraf güzel kanlanıyor, alt tarafta bir segment iskemik kalacak. Aşağıya doğru keserseniz alt taraf iyi kanlanıyor ama üst taraftaki segment, işte hep bu %360 derece kesilerde duk yapmayın.
Bunlara röntgen yapın. Duktaduk yaptığınızda bir dönem sonra üst ya da alt bölüm iskemik kalacaktır ve sizi striktürle sorumlu çıkaracaktır demedin esprisi burada. Burada çok son derece önemli bir arter var şu. Transvers hiler marjinal arter. Bu arter sağla sol arasında birbirine yardım eden marjinal bir arter. 3 ve 9 arterleri marjinal arterler bütün koledokta bir matriksel yapı yapıyor ama şu hiler arter ciddi bir yarar sağlıyor. Çünkü birazdan arteriyel yaralanmaların da olduğu dönemde o arterin ciddi bir şeyini göreceğiz, yararını. Nereleri, neyi yaralıyoruz? Herhalde dokt yapıları, ana kanalla ilgili sistik ya da aksesuar ya da aberan yapılar. Şuraya geldiğimizde ortalık tabii bir doku kaybıyla beraber giden, buna arteri de girer, portası da girer, karaciğer ne kadar gider, ölüme kadar giden bir spektrumda basitten dediğim gibi mortalitesi olan bir yaralanmaya kadar gidebilir bu sistem. Onun için hakikaten öyle kolistektomi yapalım geçelim, her taş için, her polip için yapalım demek çok ağır bir şey. Ameliyat sırasında safra yolu yaralanmalarının bir kısmını görebiliyoruz. Ama bir şüphe doğuyor. Karmaşık bir anatomi var. Ben ikinci sistik arteri işte, ikinci sistik kanalı kestim herhalde. Böyle bir kendimizi aldatmayalım. İkinci sistik kanalı kesiyorsanız büyük ihtimalle aberan bir kanal kesiyorsunuz ya da hepatik dalı kesiyorsunuz. Eğer ikinci bir sistik arter kestim herhalde, iki tane dalı vardır. Büyük ihtimalle sağ hepatik arteri almaya başlıyorsunuzdur diye düşünmek lazım. Sistik kanalı saran lenfatik ve daha fazla dokunun içine giriyorsunuz. Büyük ihtimalle porta hepatisi diseke etmeye başladınız. Çünkü öyle bir yapı oralarda yok. Safra kesesi yatağındasınız ve fibroz bir dokuyu diseke ediyorsunuz. Herhalde proksimal hepatik kanalı kesmeye az kaldı ya da kestiniz, kesiyorsunuz. Bir klips koydunuz. Bu klips yani kavramayan bir sistik kanala koydunuz. Kavramadı, kavramadı. 9 milimden büyük. Büyük ihtimalle de koledoğu klipsliyorsunuz. O yüzden böyle bir karmaşık anatominin altında mutlaka ana şüpheyi göz önüne almak lazım. Ya da net olarak safra akışı var, tübüler bir yapı, safra geliyor, onu görebilirsiniz. Aydın abinin dediği gibi zor ama intraoperatif lap kolanjiyo yapılabilir, orada kaçar görülebilir. Ya da net olarak lasere olmuş, ayrılmış kanal görülebilir. Bu intraoperatif karşılaşabileceğimiz şey bu. En güzel yaralanma onarım zamanı bu zaman. En ideali bu. Çünkü ortamda ne hastanın genel durumu iyi, cerrahi alanda enflamasyon yok, kirlenme yok, klipsler zaten yeni konmuştur, onları görmek rahat. Ancak cerrah eğer onarım için gerekli olan diseksiyon ve rekonstrüksiyon tekniklerini uygulamakta kendini yeterli ve deneyimli görüyor mu, görmüyor mu? Bir, hayır, görmüyor. O zaman yardım ister, yani bulunduğum klinikten bir kişiden eğer bu deneyime sahip biri varsa bir görüş iste şeye geçmeden ya da sevk et. Çünkü biliniyor ki primer cerrah, yani indeks ameliyatında ben devam ediyorum ve onarıyorum diye devam eden deneyim olmadığı zaman başarı şansı %18'lerde. Primer onarımı ya da ilk prosedürü biliyer cerrahı yaptığı zaman %85'lere çıkıyor. Tedavi yaklaşımında sevk planlanıyorsa eğer, karar verdiniz, ben sevk etmek istiyorum, tamam. O zaman aktif bir kanama dışında hiçbir şey sizi laparotomiye götürmemeli. Kanama yoksa oraya bir lojla bir diren konularak, o da laparoskopik olarak buradan çıkılabilir. Kesin tanı koyayım da acaba neydi diye bu çabayla açığa geçerek daha fazla yaralanma, daha yukarıya giden yaralanma, daha proksimalde sorun çıkacak, başka vasküler sorunlar çıkarabilecek şeye diseksiyonlardan kaçınılmalı. Peki deneyim var. Aynı zamanda bu konuda da anatomik ya da teknik olarak da bilgi, beceri var. O zaman zaten adamın onarım amaçlı laparotomi yapıyorsunuz. Çünkü laparotomi yapıyorsanız onarmayı biliyor olmanız lazım. Tanısal laparotominin anlamı yok. Girdiğiniz zaman birkaç şey var. Zaten değişik sınıflamalar var ama Starberg'in sınıflamasıyla devam edelim. Buradaki sorun, bu bir aberan mı yoksa sistik aksesuar bir dal mı? Safra yatağından bir şey geliyor. Ben bunu kapatayım mı? Yoksa bir klips koyayım, kapatayım mı? Yok mu, onarayım mı? Her zaman buna cevap zor bir soru. Her zaman cevap bulmak da kolay değil ama çapı biraz dikkat edin deniyor. Çapa dikkat ediyoruz. Çok küçük, 3 milimin altındaysa büyük ihtimalle aksesuar.
ve geniş bir yeri drene etmediğini varsayıyoruz. 3 milimden daha büyük, milimetrik ölçemezsiniz. Laparoskopiyle de milim nereden ölçülecek? Bu da mantıklı değil ama hani bir tüpüler yapı ve ciddi bir haçey görünüyorsa açıklık, bunun da eğer kolenjiyo çekme, yani açığa geçmişsiniz zaten, şeyde ince bir kateterle çektiğiniz zaman kolenjiyoda eğer bu sistem ana sistemle ilişkiliyse zaten bu bir bağla sütürle oraya ortamada bir diren koy çık. Açıkta sırt kolenjiyoyu ince bir kanülle kolenjiyoya baktın, izole bir sektöre doğru gidiyor ve arka sektörün ciddi bir drenajı var. O zaman bir anastomoz yapacaksınız. Biliyoenterik anastomoz yapma. Küçük 3-4 milimlik bir yere biliyoenterik anastomoz yapılır mı? Yapılır. Eğer yani yapmayı biliyorsak yapacağız. Çünkü şeyde de öyle yani trans vakalarında da 3-4 milim arasındaki safra yollarını anastomoz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yapılır. İçine katet stent koyup koymamak o tercihinizdir. 4 milimin 3 milimin altın şeylerinde anastomozdan da stent konması önerilebilir. Ama hiç stent koymadı. Benim tecrübemde hiç stent yok. Bundan da bir sıkıntı duymadım. Bağladınız geçelim. Doğru, bağlanıp geçilebilir. Yani bu izole sektörde iki şey başınıza gelir. Ya atrofiye gider ya da kolenjit de karşımıza çıkar. Bunu da tercihini o aşamada bilgi, beceri yapar mıyımdan kararı siz vermek zorundasınız. Atrofiye gitme ihtimali var. Şöyle bir sorun var. Aynı zamanda arteri ve portası giden bir segmentin safra üretmemeyi iyi de enfeksiyon da karışmadan işte ağzı bağlanmış orada kalacak ve kendisini işte bu olasılık çok şeye göre kolenjit geçirme riskine göre daha düşük. Ama olan vakalar var. Atrofiye gidiyor. Her iki tarafı da kliplemişsiniz. Bir sorun var gibi geliyor. Açığa geçtiniz. Genelde bunlar pek açığa geçilmiyor. Bunu fark etmiyoruz zaten. Bu sonunda bize genelde geç bulgu olarak geliyor. Ve hastanın enzim yükseklikleriyle veya kolenjit ataklarıyla geliyor. Hastada MRCP bunu net olarak gösteriyor. Bu bir aberan kapatılmış dal olarak. MRCP'de genişlemiş bir 6-7 segment drenajı sorunu var. Bunu ya kendi halinde dediğim gibi atrofi ya da kolenjiti kabul edip de atrofiyi kabul edeceğim ben. Hasta genel durumu iyi. Konservatif gidebilirsiniz. Ya da geniş bir segmenti drene ediyor. Aslında ciddi gelecekte problem yaratacak. Küçük ya da geniş olması da önemli MRCP'de gördüğünüz alanın. O zaman biliyoenterik anastomoza gideceğim diyebilirsiniz. PTK'da bunu görmeye çalışabiliriz ama oraya bir kez girdiğiniz zaman PTK'da gördüm çıktım demek çok zor. Çünkü ağzı kapalı bir sistik, bir safra yolunun veya o segmentin içinde PTK ile girince bir şey yapmanız lazım. Bu kararı verirken dikkat etmek lazım. Ya da ben bu ciddi bir problem rezeksiyona kadar bazen de gidebiliyor. Şimdi ana safra yolu yaralanmaları 180 dereceden daha çap olarak yani 3 ve 9 arterlerinden birini yaralayabilirsiniz 180 derecelik bir yaralanmada. Bunlara ben tıpta hep şey yapıyorum, 180 dereceyi nasıl ölçüyorsun? Yani öyle bir şey koyup da ölçemezsin ama hani tam sirküler bir yaralanma değilse sistik kanal evrüsyonu gibi çekerken yırtılmış, segmental bir kayıp da olabilir. Primer onarılabilir. Bir tanesi en azından arterlerin, 3-9 arterlerin çalışıyor. Üzerine tetik üzerinden onarılabilir ama bizim E kısmına geldikten sonra yani doku kayıpları komple kesilerle biz multiplemesinin içine girip de tam kesilerin oluşturduğu ya da yakma, termal, devaskülerize alanların olduğu yerlerde 180 derecenin üstüne çıktığınızda iki arteri birden kaybetme riskiniz yüksek. Tam kesilerde dahil. Kanalda doku kaybı da varsa eğer orada zaten biliyoenterik anastomoz yapmak zorundayız. Yani koldakojejinostomi yerine göre tabii aşağıdaysa uçucu anastomoz sorusunda hep oraya bir cross'u gene koyuyoruz. Uçucu anastomoz yani size kalmış, hiç doku yok, gerilimsiz, güzel karşı karşıya geldi. Ben bunu daha sonra RCP'lerle, stentlerle çözmeye çalışırım denebilir. Yapan ekipler var, Amsterdam ekipleri ama onların çok enteresan, çok iyi bir radyoloji ve gastroenteroloji bilimleri var. Burada risk var yani uçucu anastomozda sorun var. Daha kompleks yaralanmalar bir kez buradan almaya başladığınız zaman bir numaradan bir sonra geldiğiniz arter size sistik arter gibi görünür. Eğer dönmeyi becerirsek
sistik arteri yakalarsın ama gene aradan 1 santim 2 santimlik bir doku kaybı olur. Eğer burada da duramadık, yani kendimizi iyi işte gidiyoruz, sistiği kestik, şimdi arteri de kestik, daha da devam ettiğimizde zaten üst düzeyde hepatik kanalları açacak kadar ciddi bir vasküler ve biliyer yaralanmayla, kompleks yaralanmayla karşı karşıya kalırız. Buradaki yaralanma şöyle, zaten koledon kesilmiş, üst uç burada, koledon distal ucu kriplenmiş burada, porta arkada zaten salim kalmış. Bu replaced hepatik arterin bir ucu burada, replaced hepatik arterin diğer ucu da burada. Bu kompleks bir segmentleri uçurulmuş bir safra anatomisi. Sağ hepatik arter yaralanması, izole ya da safra yolları yaralanmasıyla birlikte. Bu da kongrelerde sık sık konuştuğumuz bir konu. Sağ hepatik arter yaralanmasında safra kanalları sağlam. Porta sağlamsa onarı gerekmiyor. Çünkü hem epikoledokal matrix 3 ve 9 arterleri ve hiler arter yukarıdaki transvers geçiş yapan sağla sol arasında geçişi yapan arteriyel sistem sabit kaldığı sürece yalnızca sağ hepatik arteri kesmek, bağlamak, onu onarayım diye çaba göstermek gerekmeyecek. Portal ben yaralanmış, portal akım sorunu var. Yani bir şekilde portal beslenmesinde sorun var. Artere ihtiyacınız var. Hem onu portayı onarmaya çalışmak lazım. Hem de onarım gerekebilir, yapmak gerekebilir. Hepatik kanal bifurkasyonu tam o transvers hiler arterin olduğu alan da işin içine girmiş, ayrışmış. Sağ ve sollar birbirini ayrı ayrı gösteriyorsa şant bozulmuştur artık. Onarım belki de zaman zaman rezeksiyona ihtiyaç var. Bu bizim bir yani bana sağ hepatik arter yaralandı abi diyerek şey yapılmıştı. Bunu onardık. Bu 10 yaşındaki bir genç bir bayan. 10 yaşındaki bir iliak kadavra iliak arteri vardı buzdolabında. Karaciğer nakli için işte beklettiğimiz 10 günlük. Burası da aslında gastrodiyodenal. Yani sağ hepatik arteri trombektomisi acaba bir açayım mı denedim ama yok oradan bir şey gelmiyor. Solda bozacağım. Orayı bağladık. Gastrodiyodenal çevirip gastrodiyodenal ile şurada dipte yaralanmanın son ucu bu proksimal ucu araya. Yani şu anda çalışıyor ama gerekiyor mu? Yani biraz önce söylediğim gibi yalnızca sağ ortadan kalkmış. Yapmasaydım ne olurdu? Yapmasaydım da olurdu diye düşünüyoruz. Ama işte orada kendimle çelişiyorum. Olabiliyor mu? O grafti bulamasaydık yapacak bir şey yoktu ama graft vardı. Yapıldı. Postoperken dönemde bu ameliyattan değil de postoperken dönemde görüyoruz. Klinik seyir iyi gitmiyorsa Aydın abi dediği gibi bir günde çıkmıyorsa hasta her şey iyi gidiyor gibi değilse bir sorun vardır. Bunlar safra geliyordur, halsizlik, bulantı, ağrı bunların hepsine dikkat etmek lazım. Anormal karaciğer fonksiyon testleri. Görüntüleme olarak da hop hemen bir ERCP değil. ERCP'yi tanısal değil, daha çok tedavi ağırlıklı kullanmak lazım. Elimizde ultrason ve BT gibi başlaması gereken MRCP gibi biliyer anatomiyi bütünlüğünü gösterebilecek, bir fikir verebilecek özellikle proksimal ve distal obstrüksiyon veya tam kesilerde bunlar varken hele arteriyel yaralanma var mı diye BT bizim çok bilgi verecekken ERCP'nin sırası bu şekilde gidiyor. Tamam altın standart ama PTK'da tip C yani total kesi ya da proksimalde bir tane segmentin akıyor ama başka bir yerle bağlantılı değil. PTK'dan başka şansınız yok. Aşağıdan da girseniz erişemezsiniz. PTK ve kateter yerleştirilmesi o tipte geçerli. Tip E zaten total bir ayrışma olduğu için PTK yine yukarıdan girmek lazım. Şimdi bu güzel izole bir şey, koleksiyon. Buraya bir eksternal drenaj kateteri konur. Eksternal dediğim yani bir drenaj kateteri konur. Bu yaygın bir görüntü. Çünkü size geldiğinde lokal mi, yaygın mı? Hasta septik mi? Yani enfeksiyon şeyi var mı? Bunları bir denemek gerekiyor. Burada ERCP'nin güzel yeri olabilecek. Sistemle bağlantılı bir kaçak ya da yaralanmanın olduğu görüntüler. Ama şurada ERCP'nin bir anlamı yok. Yani bunu görmek için ERCP yaptığınız zaman arkasından pankreatit
riskiyle ve yani şurada tamam bunu gördük, yapacağınız iş işte şu tekrar, yani yapılmış RCP hiçbir şey göremiyor aslında. Yukarıdan giriş yapılmış. Aradaki bu alanı, o nedenle RCP'nin kullanımında da dikkat etmek lazım. Bu proksimal PTK'nın ne zaman onaralım? Size sevk edilmiş bir hasta için, yani ikinci aşama bu. Erken onar, erken geldiyse iki günden daha, ortamda safra yok, vasküler yaralanma yok, basit yaralanma, stabil hasta, belki erken onarıma girilebilir. Ama gecikmiş transferlerde, kompleks majör yaralanmalar, vasküler yaralanmalar, eşlik eden iskemi ve enfeksiyonun olduğu ortamda niye geç onarım? Çünkü ortamdaki koleksiyonu ve obstriksiyonu direne etmek zorundayız. Sepsisi önleyeceğiz, biliyel kaçağı kontrol edeceğiz. Kontrollü hale geldikten sonra bunlar için kullanacağınız bütün perbutan, laparotomi, RCP, stent, bu arada antibiyotikle hastanın toparlanması ve hastayı stabilize edeceğiz. Bunun için ne kadar zaman geçerse geçer. 4-6 hafta geçebilir. Hiçbir onarım için bir acele yok. Ama kontrollü olması lazım. Pre-op planlamada vasküler bir komplikasyonu var mı? Hasta acaba termal bir yanıktı? Şöyle derler. İskemik bir problem varsa bırakın geç onarın da iskemi nereye kadar geriliyor? Aynı metenter arter iskemileri gibi, second loop gibi. Burada da acaba en kanlanan yere kadar gelsin sonra onarın denir. Görüntüleme, mutlaka görüntüleme girmeli. Yani savaşa bir kere bir haritayla girmeli. Çünkü haritasız girdiğiniz zaman, yani komplet bir kolanjiyoyu görmeden onarıma girdiğiniz zaman şu incomplete'de %31'lerdesiniz. Hiç yapmadan ya da direkt olarak ben giriyorum dediğiniz zaman başarı şansınız %4'lerde. Şurada ciddi risk alıyorsunuzdur demek. Eğer komplet bir kolanjiyoyla onarıma giriyorsanız ne yaptığınızı biliyorsunuz. %84 başarı. Bu çok bildiğimiz şey monofilaman, 5-0, gerilimsiz, iyi kanlanan, mukoza mukoza, Roentgen ve stent koyup koymamak hakikaten yapan kişinin küçük ve etrafta vaskülerizasyon sorunu olduğunu düşündüğü skarsiksel yapılar varsa stent konulabilir. Hep Guino tekniğiyle sola doğru giden teknik mümkün olduğu kadar proksimalden yapılabilir. Daha önce konmuş olan stentler size guide olarak kullanılabilir. Hem şeyleri bulma, yaralanma alanlarını bulma, hem de uygun alanları. Bunlar daha sonra Roentgen şeyin içine konabilir. Pardon. Çok da kötü bir şey. Yani ortada neredeyse fibrotik yapılardan kulaklar görünmüyor. Bunlar yapacağımız Roentgen'in de içine atılarak daha sonrası için de güvenli halde tutulabilir. Yukarıda mümkün olduğu kadar proksimalde iyi kanlanan yerler, değişik slaytlar. İkinci onarımın da önemi gene ilk endeks cerrah ben ikinci onarımı yapayım dediği zaman hemen hemen başarı şansı sıfır. Gene biliyel cerrahinin biraz deneyimli olan ekipleri tarafından yapılırsa oran oldukça ilk cerrahi gibi. Şurada bir balon dilatasyon konusu var. Belki balon dilatasyon tarafta ben değilim. Değilim derken belli konularda şöyle geç ortaya çıkan darlıklar, kısa segment ve bileşkenin altındaki ılımlı darlıklar da başarı sağlanabilir. Yani kısa segment tek bir hareketle. Darlıklarda başarı şansı balonla %60. Tedavi süresi uzun. Hastalar sık sık stent için gelip gidiyorlar hastaneye değişimler için. Zaten stent uygulaması cerrahi için uygun olmayan kişilere saklanması gerekir. Eğer cerrahi yapamıyorsa benim cerrahi görüşüm bu. Cerrah olarak görüşüm. Şöyle bakıyoruz. Cerrahi onarımı balon dilatasyon stent. Erken dönem başarısı cerrahi onarımın %89, balon dilatasyonu %74. Uzun dönem başarısı cerrahi onarımda daha yüksek. Tedavi süreleri biri 14 gün, diğeri gitgellerle beraber bunu tedaviyi uzatırsak 365 gün. Hastanede kalış süreleri aşağıdakileri geçiyorum. Bu da tedavinin biliyel cerrah, primer cerrah ve balon dilatasyonla uzun, yani günlere yayılmış hali. Balon dilatasyonla oldukça uzun bir sürede tedavi şansı bulmaya çalışıyorlar. Bu da cerrahi tedavinin 10'lu 12. yıllara doğru follow-up'larda bu da stentle, balon ve stent uygulamalarından sonraki başarı şansının 4'lü 5'li yıllardaki düşüşü. Çok teşekkür ederim.